İstanbul'da duruşma sırasında kadın avukatın etek boyunun kısa olduğunu iddia ederek eteğin boyunun ölçülmesini isteyen hakim Mehmet Yoylu bu kez HSK tarafından kendisine verilen ceza ile gündemde. Son olarak duruşma salonunda sigara içmesi ve kravat takmamasıyla şikayet sebebi olan hakim Yoylu'nun yer değiştirme cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Hakim Mehmet Yoylu, duruşma sırasında avukat Tuğçe Çetin'in etek boyunun olması gerekenden kısa olduğunu iddia etmiş, tutanak tutup fotoğrafının çekilmesini istemişti. Olay duyulunca avukatların sert tepkisiyle karşılaşmıştı. Aynı gün duruşmada bir başka avukatı küpe taktığı için eleştirdiği, hatta hakaret ettiği de söylenmişti. Avukatların etek boyuna, küpesine dikkat eden hakim Yoylu, duruşmalara cübbesiz ve top sakallı olarak katıldığı, bazı duruşmalarda sigara içtiği, normal usul ve teamüllere aykırı hal ve hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle çok sayıda baroya da şikayet edilen bir isim. Hakimin sigarasının yaklaşık yarısı da duruşma görülürken içildi maalesef. Aynı anda 3 yasağı deliyor bu hakim. Kıyafet yönetmeliği, sigara yasağı, bir de maske yasağını deliyor. Şikayetler sonrası Yoylu HSK tarafından görevden uzaklaştırılmış ve 5 ay sonra yeniden göreve iade edilmişti. Yoylu hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından iddianame hazırlanmış ve görevi kötüye kullanmayla kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlarından 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilmesi istenmişti. Yargıtay 4. Ceza Dairesi eylemleri bir bütün olarak hakaret kabul etti ve Yoylu'ya toplamda 2 yıl 3 ay 6 gün hapis cezası verilmesine hükmetti. Daire tarafından hükmün açıklanması geriye bırakılırken Yoylu'nun 5 yıl içerisinde herhangi bir suçtan kaydının oluşması durumunda aldığı cezaların tekrar ele alınmasına karar verildi ve kararın bir örneği HSK'ya gönderildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi tarafından yapılan inceleme ve soruşturma sonrasında Yoylu hakkındaki tedbiren görevden uzaklaştırma kararının kaldırılmasına, aynı yerde göreve devam etmesinin soruşturmanın selametine zarar vereceği gerekçesiyle yerinin değiştirilmesine karar verildi.